Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galatasaray ile ilgili medya yansıyan haberleri hemen sizlerle paylaşalım. Terim için görev zamanı, başkan adaylarından Metin Öztürk. Şu an torun sevme zamanı değil. Fatih Terim için şu an Galatasaray'a görev zamanı. Onun için biz 19 Haziran'da seçimi kazanınca 20 Haziran'da Fatih Hocamızı göreve davet edeceğiz dedi. 6 milyon avro artı %20 pay Cagne ve Falcao'yla ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray gözünü bu penzaya dikmişti. Hatay Gabonlu golcü için 8 milyon avro isterken Cimbom Cagne'den gelecek 6 milyon avro artı bir sonraki satıştan %20 payı gözden çıkardı. Cagne ile ilgili başka bir iddia daha var. Cagne ve Halil Takası başlığıyla Foto Maç gazetesinde hemen paylaşalım. Şimdi Brentford Evet Halil Dervişoğlu Brentford'da bon servisi ve Brentford'da bu sezon Premier Lig'e çıktı ve e, takımına 31 golle Büyük bir katkı yapan Ivan Toney de birçok Premier League ekibinin gözüne kestirdiği oyunculardan birisi. Bu yüzden de Brentford sezonu West Brom'da tamamlayan Enbaya Cagney için... Sarı Kırmızılı yönetimi yokladı. Gelecek sezon Halil Dervişoğlu'nu yeniden kadrosunda görmek isteyen Sarı Kırmızılı ekipse kontra bir yanıt verdi. Jagne'yi 5 milyon avro artı Halil'in servisi karşılığında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki oyuncunun bu takasa nasıl bakacağıysa şimdilik bilinmiyor diye ifade edilmiş. Jetson Fernandez hatırlayacaksınız Beşiktaş'ın ilgilendiğine yönelik iddialar vardı. Gönlü Aslan'da olduğu ifade edilmiş. Fotomaç gazetesindeki başlıkta Portekiz'den Beşiktaş'la anılan Resson'la ilgili açıklama geldi. Kulübünde ilk etapta 11-12 milyon avro civarında futbolcuyu satmak istediğine yönelik yine gelen haberler var. Bakalım neler olacak? Resson'un kiralık sözleşmesi sona ermişti. Önümüzdeki sezon nerede yoluna devam edecek? Biz de büyük bir merakla ilgili takip ediyoruz. Cimbom'a yeni kanat Tom Sand, sarı kırmızılı takım performansı dip yapan Feguli'yi gözden çıkardı. Cezayirli futbolcuya kulüp aranırken Crystal Palace'tan ayrılan Andos Tom Sand'le görüşmeleri ...başladığı ifade edildi. Kabul etmedi diye ufak bir başlık var onu da aktarmak istiyorum. Fatih Terim'le arası açılan Abdurrahim Albayrak, teknik direktör arayışları sürerken... ...son olarak Okan Buruk'la bir araya geldi. Albayrak Genç Hoca'dan 19 Haziran'a kadar takımın başına geçmesini isterken... ...seçim kazanmamız halinde de 3 yıllık sözleşme imzalarız dedi. Ancak Buruk'un bu teklifi kabul etmediği belirtildi. Şimdi Galatasaray'da şöyle bir durum var. Fatih Terim gibi artık kulübün simgesi temeli olmuş... Bir bir teknik direktör varken ve durumlar daha net olarak belli değilken yerli adayların çekingen davranması çok normal karşılanabilir bir durum bence. Eğer Fatih Terim deseydi ki evet ben artık teknik direktör olarak göreve devam etmeyeceğim. Bundan sonra bir kulüp çalıştırmayı düşünmüyorum. Oturacağım işte Bodrum'da tatilimi yapacağım. Torunlarımla vakit geçireceğim demiş olsaydı belki kabul edilebilirdi ancak yerli teknik direktörlerin çok ben de açıkçası sıcak bakacağını düşünmüyorum. Böyle soru işaretleri varken yönetimle ilgili olarak da spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray Andros Townsend için harekete geçti. Cüneyt Belanda'yı gönderen Galatasaray'da Sofya Feguli ile yollar ayrılıyor. Bu sezon takımın en kötüleri arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcu 3 milyon 850 bin euroluk maaşıyla takımın en maliyetli isimleri arasında yer alıyor. Foto maçın haberine göre bir yılda anlaşması bulunan Sofyan Fegül'ün gönderilmesi planlanırken Sarı Kırmızılar'da yerine Andros Tomsent'i transfer etmek için çalışmalara başladı. Premier League ekiplerinden Crystal Palace ile sözleşmesi biten Tomsent, kulübüyle yeni kontrat imzalayacak. Şampiyonla oynayacak bir takımda forma giymek isteyen 29 yaşındaki futbolcu Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Galatasaray 8 milyon euro PSD'ye bulunan yıldız ismi imza parası karşılığında kadrosuna katmayı planlıyor. Tol menajeriyle yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçti öğrenilirken, Sofyan Figo'nun elden çıkarması halinde Tol sentle kontrat imzalanacak. Tabi transferin resmîte dökülmesi için 19 Haziran'daki genel kurulda beklenecek. Galatasaray başkanı da Metin Öztürk'ten transfer açıklaması geldi. Türkiye ayağa kalkacak. Galatasaray başkanı da Metin Öztürk, göreve gelme halinde Fatih Terim'e göreve davet edeceklerini ve transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Foto maçına haberine göre Başkanı Dayı Metin Öztürk seçimler halinde Fatih Terim'e göreve davet edeceklerini açıkladı. Tecrübeli hocanın tarafsız davrandığını ve bir Galatasaraylı duruşu sergilediğini belirten Öztürk, mevcut yönetim ve Yiğit Şardan ekibinden gelen özür dilemesindeki gönümdeki talebi de anlamsız bulduğunu söyledi. Fatih hocanın onlara karşı bir özür borçlu olduğunu düşünmüyorum diyen Öztürk, çilek transferimiz olacak mı sorusuna ise Düşündüğümüz bir 10 numara var. Hocamızla paylaşacağız. İsterse de kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak. Yanıtını verdi. Peki sizce bu Türkiye'yi ayağa kaldıracak denilen transfer kim olur? Olimpi Morutan'dan transfer cevabı geldi. Galatasaray'da oynamak isterim. Galatasaray Şampiyonlar Ligi önele maçları sebebiyle sezon erken açacak. Sarı Kırmızılar sözleşmesi biten oyuncular ve kiralık futbolcuların kulüplere dönmesinin ardından kadrosunda önemli bir kan kaybı yaşayacak. Sarı Kırmızı'nın tek hedefi 20-21 Temmuz'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 3. Öneleme maçına kadar tüm transferlerin yetişmesi. Bu kapsamda çalışmalar sürerken Romanya'da flash bir isim gündeme geldi. Sarı Kırmızılar da 22 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor. 2 milyon euro piyasa değerine sahip olan Roman futbolcu bu sezon kulübüyle çıktı 36 maçta 8 gol 15 asist kaydetti. Olimpia Moruten Romanya'da verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili konuştu. Çin'de daha fazla yüksek maaşla mı yoksa Galatasaray'da mı oynamak istersin sorusuna 22 yaşındaki 10 numara tabii ki Galatasaray'da oynamak isterim çünkü Galatasaray taraftarlarını biliyorum ifadesini kullandı. Ole Bimortan yaptığı açıklamayla kendisiyle ilgilenen Galatasaray göz kırparken takımının sahibi George Bekale de iddiaları doğruladı. Sarı kırmızı yöneticilerle görüştüğünü kaydeden Bekale birkaç ay önce beni aradılar onlara bu transferin imkansız olduğunu söyledim Dürüst olacağım. Türkiye'nin mali gücü birkaç yıl önceki gibi değil. Büyük borçları var diye açıkladı. Mesut Özil referans oldu. Kolesini Galatasaray'a geliyor. İngiliz futbol London Mesut Özil'in Galatasaray'a gelmesini önerdiği Kolesinaç ile ilgili bir haber yaptı. İngiliz haberde Arsenal'in bu yaz futbolcu satışından 50 milyon sterlin beklediği belirtildi. Kolesinaç'ta satılacak oyuncular arasında yer alıyor. Ancak Galatasaray sadece Kolesnaç ile görüştüğü, Arsenal'in kapısını çalmadığı detayı da haberde yer aldı. Foto maçta yer alan habere göre Şalke'de kiralık oynadıktan sonra sözleşme sona eren ve Londra'ya dönen Kolesnaç, Arsenal'li yöneticilerle yaptığı görüşmede bon bonservisinin bedelsiz verilmesini istedi. Hangi takıma gideceğine dair bilgi vermedi. Mesut'un Galatasaray'a yeni bir başlangıç yapabilirsin. Sözünü dinleyeceği tahmin edilen 27 yaşındaki Solbek'in imza parası karşılığında sarı kırmızı kulüple anlaşması bekleniyor. Galatasaray'dan Bradford'a flash kontra Halil Dervişoğlu ve Emma Ecakli. Çalkantılı günler geçiren Galatasaray transferde hız kesmiyor. Birçok isimli transfer görüşmeleri yapan Sarı Kırmızı'nın gündeminde flash bir takas geldi. Galatasaray'ın gözü bir taşta iki kuş vurmakta. Bradford'ın Premier Lig'e e çıkmasında attı 31 golle büyük pay sahibi olan Ivan Toni, Newcastle ve West Ham dahil birçok Premier Lig takımının gündeminde. Bu yüzden Bradford sezonu West Bromwich'i tamamlayan Emma Ecakli için Sarı Kırmızı yönetimi yokladı. Foto maçın haberine göre gelecek sunu Halil Dervişoğlu kadrosunu görmek isteyen sarı kırmızı ekip ise kontra bir yanıt verdi. Cihakni 5 milyon euro artı Halil'in bol servisi karşısında verebileceklerini bildirdi. Şimdi İngiliz ekibinin cevabı beklenirken iki futbolcunun bu takasa nasıl bakacağı şimdilik bilinmiyor. Zeki Çelik Premier Lig'in devleri Manchester United ve Arsenal'in radarında. Zilde top koşturan Zeki Çelik yaz transfer döneminde aday oyuncusu olabilir. Arsenal, yaz takımdan ayrılması beklenen Hector Bellerin yerine bir takviye yapmayı planlıyor. 10 yıldır Arsenal kodrasında yer alan Bellerin büyük olasılıkla ülkesi İspanya'ya dönecek. Teknik direktör Arteta, Bellerin'den de olacak boşluğu oyunun hem savunma hem de hücum yönü iyi oynayabilen bir sağ doldurmak istiyor. Arsenal'in aradığı profile en uyan isimlerden biri de Lil forması Jens Ekiçilik. Milli futbolcu ileri çıkışlardaki başarısının yanında ön alanda yaptığı pres ve top kapma becerisiyle dikkat çekiyor.